bize ihbar edilmiş. Yaratan Allah, rızıklandıran Allah, hayat veren Allah, ecelimiz geldiği zaman canımızı alacak olan Allah. Velhasıl hayatımızın her anında Allah var. Ve bizler de hayatımızın her anında Allah'a inanma durumundayız. Eğer ki Allah inancı içerisinde olmaz ise neticede dünya ve ahiret sıkıntılarına mazur kalırız. Yani bir insan Allah'tan korkarsa iyilik yok olur, kötülükten sakınır. Ve bu nedir? Kendisi için, dünya için, ahireti için faydalı. Ama Allah'tan korkmayan bir insan dilediğini yapar. Bugün işte anne babasını katleden, eşini çocuğunu katleden insan Allah'ın korkusu var mı? Elbette ki yok. Olsa zaten yapmaz. Bu açıdan Allah korkusu olmadığında bu fiilleri yapabilir kişinin o dünyada kendisini perişan ediyor. Ahirette de sonu husulandan başka bir şey değil. Bir insan haksız yere katleden kişinin varacağı yer cehennem ateşidir. Bir mümini kaç tane öldürer? Sen anne babasını öldürüyor. Öfle demeye yasak bayan, incitmemeyi, eza etmemeyi, kendiler hakkında yenikte bulunmayı tavsiye eden dinimiz, yani eğer öldürürsen anne babasını, hakikaten olur. Elbette ki Allah'ın azabı. Bu açıdan Allah'ın bizi kurtaracak olan budur değerli kardeşlerim. Kişi her daim Allah'ın kendisiyle beraber olduğunu unutmamalı. İşte kişi Allah'ın her daim kendisini gözetlediği şuurunu veren, kişiye bu şuurunu veren ise ihsandır. İhsan şuuru. İhsan tabiriyle ifade edilir. Peki ihsan nedir? Sözlükte bir şeyi iyi ve güzel yapmak. Güzel ve yararlı fiil işlemek, iyilik etmek, ikramda, inanda bulunmak anlamlarına gelir. Bir sürü anlam olur. Güzel yapmak, iyi yapmak, iyilikte bulunmak, ikramda bulunmak, inanda bulunmak. Istilahta ise Allah'a kulluk olan her görevi en iyi bir şekilde önemseyerek hakkıyla ve layıklı meçhiye yapmak. En baştaki içerik bulunduklarında nedir? Allah'a olan kulluk borcumuzu en güzel şekilde hakkıyla yapmak. Namaz. Namaz kılıyorsak nedir? Namazdaki ihsan ne demektir? Namazın bir kere farzını, vacibini, sünnetini, adabını bilmek ve buna uygun olarak nedir? Namazı ifa etmek. Yani şekil itibariyle buna diyoruz. Nedir? Buna ne diyoruz? Yapmış olduğu bir işi en güzel şekilde yapması gerekenleri bilmek ve buna uygun olarak yapmak. İşte Allah'a olan kulluğu görevini en iyi bir şekilde özümseyerek yapmak. İşte imanda ihsan, işte ihsan, ibadette ihsan, muamelette ihsan, yönetimde ihsan, aile hayatında ihsan, ihsan tabiri yani dinde bulunmak veyahut da yapmış olduğu işi en güzel şekilde yapmak hayatın her sırasında olması gereken bir bilinçli bir şuurdur ihsan. Evet, yapmış olduğu bir işin kendine uygun olarak estetik, sağlam, güzel, kaliteli, en iyi şekilde ve en mükemmel şekilde yapmaya biz ihsan diyoruz. Namaz kılıyorsan ihsan üzerine nedir? Detaylarını fazlını vacibini onlara uygun bir şekilde yap. Efendim, işte işçisin, ustasın, işte fayans ustasısın, neden bunu en güzel şekilde, sınavlı bir şekilde efendim, mail verebilecekse, haber verebilecekse, en güzel şekilde ayarlayarak, en güzel şekilde yap. Boyadıysan, kenarları, köşeleri, cam, dipleri, nedir böyle, yap
yapmış olduğu işi en güzel. Bu da ileride. Bu da bundan bir şey olmaz. Bu arkada kalıyor, kimse görmez. Kırmızı değil de estetik en güzel nasılsa o şekilde. Her işte. İhsan. Değerli kardeşlerim, insanlar açısından ihsan üç kısımda zikredilir. Birincisi kişinin Allah'a karşı ihsanı. Ne demek bu? Ne demek? Allah'a karşı ihsan, şartlarına uygun iman etmek, emir ve yasaklarına uymakla. Önce Allah'a iman edeceğim. Allah'a karşı ihsanla ihsan, Allah'a iman, Allah'a iman edeceğim. Allah'ın emirlerini yapma ve yasaklarından sakınma şartı. İkincisi insanlara karşı ihsan. İşte buna ne diyor? İyilik diyor. Bu da nedir? Öncelikle anne babasından, eşinde, evladından, çocuklarından başlayarak yakın komşu, uzak komşu, akraba, insanlara iyilikli olmak, iyi davranmak, haklarına riayet etmek, işte bazı kusurlarını hoş görmek gibi manaları geliyor. Bir de kişinin kendisine karşı ihsanı var. Bu da nedir? Efendim, iman edip salih ameller işleyerek Allah'ın rızasını, Allah'ın affını, Allah'ın mağfiretini, nimetini ve cennetini kazanması. İhsan. Ayet-i kerimelere baktığımız zaman İn ehsentum, ehsentum li enfusikum. Eğer sizler iyilik yaparsanız li enfusikum, kendiniz için yapmış olursunuz. Ve in esehtum felaha, eğer bir kötülük yapmış olursanız onunla kendi aleyhine yapmış olursunuz. Başka kelimeler var. Men amile salihan felaha. Kim güzel bir amel, güzel bir iş yaparsa kendisi için yapmış. وَمَنْ أَسَاءَ عَلَيْهَا kim de bir kötülük yapmış ise kendi aleyhine yapmıştır. وَمَا رَبُّكَ بِضَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ Rabbi kullarına asla zulmedici değil. Allah hiç kimse zulmedici. Herkes cenneti de dünyana kazanacak, cehennemi de dünyana kazanacak. Yani yapmış olduğumuz iyilikler, güzellikler dünyadaki sizi nereye getirir? Cennete getirir. Yapmış olduğumuz kötülükler, günahlar bizi nereye getirir? Cehenneme getirir. Rabbim muhafaza etsin. Bizi dünyada kendi nefsi için, kendisi için, kurtuluşu için, Allah'ın rahmetinin ayrılabilmek için, rızasına erişmek için, cennete ulaşmak için dünyada güzel amellerde bulunmayı, güzel amellerde bulunacak ömrü bizlere ihsan eylesin inşallah. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz bizlere ihsanı emreder. Cuma günleri bizlere okur imam. İnnallâhe yehûru bin âhid. Allah adaleti emreder. Dedikten sonra da ihsan. İhsanda bulunmayı, iyilikte bulunmayı. Kime? Allah'a karşı, kendisi gibi, efendim insanlara karşı, çevresine karşı, bütün canlılara karşı, efendim kendi nefsi için ihsanda bulunması, iyilikte bulunması, ve itaat edip kurba, akrabasına da yardım etmeyi emreder. Şimdi devam ediyor, ayet-i kerime. İhsan kavramı sevgili peygamberimizden bize aktarılan ve Cibril hadisi diye bilinen meşhur olmuş hadis-i şerifte de öğreniyoruz. Ömer bin Hattab radıyallahu anh Ebu Hureyre'den de var. İşte bir gün diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda bulunduğu sırada elbisesi beyaz mı beyaz, saçları siyah mı siyah, yoldan gelmiş bir hali olmayan ve içimizde kimsenin tanımadığı bir adam Peygamber Efendimiz'in dizlerine dayadı, elleri
Toplumumuza baktığımız zaman, toplumda yaşanan hallere baktığımız zaman
Sanki Allah karşıya hiç yokmuş gibi bir hayat yaşıyor. Yani bir zorlukta, bir darlıkta, bir cenazede, bir mescide namaz kılmaya gittiğimizde, efendim bir kabristanlığa gittiğimizde, bir hastanede morga girdiğimizde, belki bir hastayı ziyaret ettiğimizde, Allah, ölüm aklımıza geliyor ama işte sokağa çıktığımızda, caddeye çıktığımızda, nedir? Allah'ın huzuru. Ve şunu bilmeliyiz ki Allah her daim bizim yanımızda bizi gözetlemede. İnne rahmeti de bil insan. Çünkü Allah sürekli bizi gözetleyendir. Ve İhsan sahipleri, işte bollukta ve varlıkta
yaşamasınlar. Allah'ın sevdiği kişiler nedir onlar? Bollukta ve darlıkta Allah yolunda infak eder. Başka? Öfkelerini yenerler. Yani öfkelenince hemen burun kırmazlar, kalp kırmazlar, silaha, sopaya başvurmazlar. Ne yaparlar? Öfkelerini yenerler. Yani öfke anında öfke şeyleri yaparlar. İşte oturuyor şeytanlar, kalbimizde oturur. Bir de abdest alın. Öfke şeytanlardır, şeytan tarafından ateşte yaratılmıştır. Abdest almak Rahman'ı bir davranıştır. Ve suyla alın. Su ateşi söndürür mü? Abdest alın. Hemen burun dökmez, kırmaz, gitmez, yüzünü söylemez öfkelenince. Ne yapar? Hemen düşünür ki öfke şeytandan, öfkeyle alın içine söylediğini bilmez, hakim olamaz. Hemen ne yapar? Burayı terk eder, abdest alır ve kendi içine hal değişir. Buna bilir. Sonra insanları affederler. Ve yine onlar çirkin bir iş yaptıkları vakit ya da nefislerine zulmettikleri vakit hemen ne yaparlar? Allah'ı hatırlarlar. Yapmış oldukları bu işe pişmanlık duyarlar. Ve sadece bilirler ki tövbeleri kabul edenin de yalnız Allah'tan bulunduğuna inanır. Muhsinlerin özelliklerini sayar. Ve bile bile işledikleri günahta ısrar etmezler. Ve yapmış oldukları iki günden sonra tövbe edip hemen akabinde de bir iyilik yaparlar. Ve onlara sebebi de şudur. İlahi tekbirlerden devam ediyoruz. Ali İmran Suresi işte 134-135 133-134-135 147-148 ayetleri. Onlara sözünde şu şekilde dedi. Rabbimiz işte bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla, yolunda ayaklarımızı sabit tut. Kafir toplumuna karşı bize yardım et diye bu şekilde de sözünde de bu şekilde yani dedi. Bu şekilde de dua ederler. Allah'ın onlara vaadi var. Nedir o? Dünyada da sevaplarını verecekler, iyiliklerini verecek, güzel yerlerden çıkacak. Ahirette de sevaplarını verecek, şerefler de işletiyor. Allah sever ifade edilir. Yine Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman aile hayatında da İhsan şuuru içerisinde olmayı, eşlerin birbirine karşı iyi davranmasını, olabilir ki aralarında bir geçimsizlik olduğu zaman araya bir zaman koyup, daha sonra hani barışabilmeler için bir zaman ayırmalarına diyor, birbirlerine kısa bir sürede ayrılmalarına bir zaman yok mu diyor Rabbimiz. Ve tabi bu süre zarfında da diyor ki eşlere birbirlerine karşı insan sahibi olsun. Yani güne bir hoşgörülü olsunlar, birbirlerine bağışlasınlar, iyilikle bulunsunlar. İşte nedir? Bir besinler, tekrardan bir araya gelsinler. Bakın aile hayatında da insanın döneminde, insan şuurunda olmayı Rabbimiz ayet gelmesine bizlere öğretir. Ve yine günlük hayatımızda birçok sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Dünya hayatı. Dünya hayatı değilim. Dünya hayatı bir imtihan. İmtihan için nedir? Sabırlı olmak gerekiyor. Efendim, başımıza gelen musibetleri Allah'tan geldiğine bilmek, Allah'a teslim olmak ve sabretmek gerekiyor. Bununla yine ihsan şuuruyla olduğu bizlere ifade ediliyor değerli kardeşlerim.
Hırsızlık